Ne görüyorsun söyle. Bütün bir şehri. O koca şehir senin ayakların altında. Sen burada zirvedesin. Sen Isparta'nın en güçlü kadınısın. Bu sıralar kendimi hiç öyle hissetmiyorum baba. Dişi arslan. Şakaldan korkar mı hiç? İyice boşladın kendini. Gülüm senin kızı çıkmış gelmiş. Benim oğlumla neredeyse el ele dolaşıyor baba ortalıkta. Halil de sen kafa zaten bir dünya. Tahammül edemiyorum artık. Her taş baş yarmaz. O küçük kıza ölmüş gitmiş anasına takılıp kendini bırakma. Değil mi? O meseleyle ilgilendim ben. Nasıl, ne yaptın? Daire şikayet ettim. İçeri aldılar. Gonca babasının çıkmasını istiyorsa Ali'nin götürdüğü devir belgelerini imzalaması lazım. Belki de imzalamıştır. Rahat ol. Ah benim babam. Benim canım babam. Benim güzel babam ya. İyi ki varsın babacığım. Sen olmasan ben ne yapardım? Canım kızım benim. Şu Halil'i arayalım da mutlu haberi alalım. Biraz keyfimiz yerine gelsin. Ya. Hadi ara. Ara hadi ara. Efendim baba. Halil. Şu müjdeli haberi ver bakalım. Ne oldu? Haberler pek iyi değil baba. Ne demek oluyor? Toprak Bey'imiz iyice kontrolden çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerini getirmiş. Şahit diye de Yavuz'u almış yanına. Mecbur şikayeti geri çekiyoruz. Sen neler söylüyorsun Halil? Sevgili torunun ailesini ezip geçti ha. Karakolun önüne traktörleri de getirmişler. Gülümser'in arazisine gidiyorlar. Toprak Efendi yüzünü Gonca'ya, sırtını bize döndü sağ olsun. Baba ne diyor Halil? Anlaşılan bu ağacın kökü sandığımızdan daha da güçlü. Bir de sorun şu ki toprak kopamıyor bu yaban gülünden. Araya girmiş, oyunu bozmuş. Ah ya. Ah baba, benim o güzel oğlumun aklına nasıl girdiler? Allah'ım sen akıl fikir ver benim evladıma.